Litvanya'nın başkenti Vilnius'tayım. Hala troleybüs kullanılıyor arkadaşlar bu arada. Polis arabası göremedim arkadaşlar, bir tane bile. Ben bir türlü polis arabası göremiyorum bu memlekette. Vilnius tren istasyonu burası. Biraz çevirdiğimiz zaman sağ tarafta şurada da otobüs terminali var. Evet, Vilnius kesimiz başlıyor. Arkadaşlar tren istasyonundan sağ yapıyorsunuz. 500 metre yürüyorsunuz. Sonra sol yaptığınızda bu yolun sonunda şafak kapısı var. Bunlardan 5 tane olması lazımmış. Fakat 18. yüzyılda Rus istilalarından dolayı sadece bu kapı kalmış arkadaşlar. Şafak kapısı burası. Ve buradan içeri girdiğimizde yolculuğumuz başlıyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Litvanya'nın başkenti Vilnius'tayım. Az önce arkamdan geçtiğim kapı buranın eski şehir kapısı arkadaşlar. Şafak duvarı diye geçiyor. Eskiden burada aslında 5 tane varken istilalardan sonra sadece 1 tane kalmış. Şehrin girişi burası arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda çekik gözlü turistlerimiz çok ilgililer. Yine burada da geldiler karşımıza. Ben buraya ülkenin ikinci büyük kenti Kaunas'tan sabah geldim. O kadar kolay geldim ki otobüs terminali hemen 200 metre ilerisinde tren istasyonu var. İkisinin de buraya gelişi sadece 8 euro. Dolayısıyla ben trenle geldim. Tren çünkü çok lüks arkadaşlar. Gerçekten çok rahat, konforlu. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde geliyorsunuz Kaunas'tan Vilnius'a. Vilnius'ta tren istasyonunda indikten sonra arkadaşlar çok kolay. Sağa dönüyorsunuz. 500 metre ilerliyorsunuz, sola dönüyorsunuz. Sonra bu arkamda gördüğümüz şehir kapısı, şafak kapısından geçiyorsunuz. Evet, şimdi Vilnius Old Town gezimiz burada başlıyor. Gördüğünüz gibi şafak kapısı sağ tarafta arkadaşlar. Daha sonra karşımıza Aziz Teresis Kilisesi çıkıyor. Aziz Teresis Kilisesi'nden sonra arkadaşlar hemen şurada ağaçların arkasında belki görülmüyor ama bir Ortodoks Kilisesi var. Holy Spirit Kilisesi. İçeri girdiğim zaman arkadaşlar Holy Spirit Ortodoks Kilisesi bu şekilde. Litvanya halkı çok da dindar bir toplum değil. Hatta pek çok kilise burada müzeleştirilmiş ya da galeri, hatta kilise ya da bazilikaların önlerinde konserler verilmekte. Bu Ortodoks Kilisesi'nden şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Yine sağdan devam edeceğim. Çarşıya doğru o şekilde gidiyoruz. Litvanya'nın biraz tarihini özetleyeyim size arkadaşlar. Milattan önce 2000'li yıllarda bu topraklara küçük küçük böyle Baltık kabileleri gelmiş. Daha sonra milattan sonra 1200 yıllarda ise buraya bir kral geliyor ve bütün kabileleri birleştiriyor. Çok uzun bir süre paganizmin etkisinde olan bu toplum 1387 yılında Hristiyanlığı kabul ediyor. Hristiyanlığı en son kabul eden Avrupa ülkesi Litvanya bu arada. Ukrayna-Rusya savaşına bakarsak arkadaşlar Litvanya'nın tavrı kesinlikle Ukrayna'nın yanında. Zaten burada belediye otobüslerinde bile Ukrayna'yı sevdiklerini gösteren ibareler var. Her yerde Ukrayna bayrakları var arkadaşlar. Ruslardan nefret ediyorlar. Ben burada sorduğumda bile kesinlikle Rusları sevmiyorlar arkadaşlar. 13. ve 14. yüzyılda bugünkü Leistan ve Polonya birleşik güçlü bir Leistan İmparatorluğu'ydu. Ama 18. yüzyıla geldiğimizde Ruslar bu topraklara saldırdılar. Hem Leistan, yani bugünkü Polonya ve Litvanya toplumunda çok büyük kabuslar getirdiler. Kent merkezi burası. Şöyle bir göstereyim. Evet, böyle bir daralan üçgen şeklinde bir meydan. Bu arada şimdi havalar çok sıcak ama Litvanya için 2 ay ya da 1,5 ay bir güneş var arkadaşlar. Geri kalanı oldukça soğuk. O yüzden güneşi gördüklerinde gerçekten de pancar turşusuna dönüyorlar. Böyle bir hizmet var işte. Polonya'da da görmüştüm. Burada da çok var arkadaşlar. Bu arada da ses denemesi yapıyorlar. Burada akşam bir herhalde konser olacak. Bu arada Litvanya'nın kültürü tarihinden dolayı Polonya'ya çok benziyor derken ben buradaki insanlarla biraz konuşuyorum. Litvanya biraz toplumca Letonya'ya benziyormuş ama yemekleri ve tarihleri bakımından da Polonya'ya benziyor.
Polonya'nın bazı meşhur yemekleri Litvanya'da, Litvanya'nın da bazı geleneksel yemeklerini Polonya'da bulmak mümkün. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar buradan. Şöyle bir tarihi bir ara sokak keşfettim. Bir giriş yapalım. Vilnius şehri çok uzun bir süre Rusların himayesinde kalmış arkadaşlar. Dediğimiz gibi o yüzden Vilnius halkı da Ruslardan gerçekten nefret ediyor. Yalnız buraları gerçekten çok güzel süslemişler üst taraflarını. Ara sokakları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu arada Litvanya'nın yemek kültüründe çok vasat bir yemek kültürü var arkadaşlar. Ben burada gerçekten de gördüm onu. Litvanyalılarla konuştuğum zaman bütün yemeklerinde neredeyse patates kullanıyorlarmış arkadaşlar. Bazı balık ürünlerini çok yiyorlar. Yılan balığı, levrek, çupra gibi yemekler. Bu arada lahana ve salatalığı neredeyse her çorbada da kullanılabiliyormuş burada. Domuz etini de çok seviyorlar. Domuzdan mantı yapıyorlar arkadaşlar ve onu bayılarak yiyorlar, ben gördüm yani. O yüzden buraya gelecek öğrenciler ve turistler market alışverişlerinde ya da yemeklerinde dikkat etsinler. Menülerde bilmediğiniz şeyleri yemeyin arkadaşlar. Litvanya'nın arkadaşlar ana dili Litvanca. Bu dünyanın en eski Hint-Avrupa dili. Ve Ruslar zorla Kiril alfabesiyle Litvanca'yı değiştirmek istiyorlar. Litvanya toplumuna gelince arkadaşlar şu anda aşırı milliyetçi bir toplum aslında. Biraz da Rus istilalarından dolayı Ruslardan tamamen nefret ediyorlar. Bence bundan dolayı biraz milliyetçiler. İnanç konusunda ise arkadaşlar pek dindar değiller. Biraz kabalar arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çok sıcakkanlı değiller Polonyalılar gibi, onu gördüm. Ama yine de konuşuyorlar. Yani var yani, ben gece hayatında da çok gördüm, size gösteririm. Ve çok sıcakkanlı değiller. Yani tarih boyunca da pek çok acı çekmişler. Özellikle dediğim gibi Ruslardan nefret ediyorlar. Onu üçüncü kez artık söylüyorum size. Aziz Kontrinos Bazilikası arkadaşlar, ben tam söyleyemiyorum, açıklamaya bırakacağım. Ya neden İsrail arkadaş ya? Neden İsrail bayrağı ya? Bolt Scooter uygulaması Litvanya'da var. Litvanya'da evlere paket servis yapılıyor artık. Volt uygulaması var, Bolt Food uygulaması var ve Uber Eats uygulaması var. Ben sokaklarda artık çok görüyorum, bisikletli ya da motosikletli bu şekilde taşımacılık yapıyorlar. Litvanyalı kızlar çok güzel gerçekten de. Doğaya çok saygılılar. Hatta ağaçları çok güzel koruyorlar. Ağaçların gerçekten de kutsal olduklarına inanıyorlar. Bu arada Avrupa'nın en yaşlı ağacı da Litvanya'daymış. Pikniği çok seviyorlar. Barlara gitmeyi çok seviyorlar. Gece hayatını gerçekten çok seviyorlar. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bisiklet ve scooter kullanımı oldukça yaygın burada. Litvanya'da da arkadaşlar su kaynağı çok fazla. O yüzden sokaklarda böyle çeşmeler var. Bunlar temiz arkadaşlar, içebilirsiniz. Bu arada eğer şehir içinde otobüse binmek istiyorsanız arkadaşlar telefonunuza Ziogaz diye bir uygulama var. Onu yüklerseniz her binişte 0.7 euro veriyorsunuz. Eğer o uygulama yoksa normalde de 1 euro veriyorsunuz. Aklınızda olsun. Üniversiteli öğrenciler tarafından da çok tercih edilen bir ülke zaten Litvanya. Burası da başkent Vilnius zaten. Erasmus partilerinde çok meşhur olduğu şehirlerden birisi Avrupa'da. Tabii bazen eğlencenin dozunu kaçırıyorlarmış burada Erasmus partilerinde. O yüzden otellerde mümkün olduğunca Erasmus partilerini yasaklamışlar. Sadece konaklamak için yapıyorlar. Bu arada Litvanya'nın arkadaşlar otelleri de çok uygun. Yaklaşık 15 euroya gecelik otel bulabiliyorsunuz. Alışveriş fiyatlarına gelince neredeyse Türkiye ile aynı arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar hiç planımda olmayan çok güzel bir kilise. Aziz Marijos Kilisesi diye geçiyor. Ben mimarisini çok sevdim. Litvanya için futbol değil ama basketbol tam bir ata sporu diyebiliriz.
Basketbolu çok seviyorlar arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hatta 2010 yılında ülkemizde bir Avrupa Şampiyonası turnuvası olmuştu. Ülkemiz ikinci olurken Litvanya'da üçüncü olmuştu, belki hatırlarsınız. Bu arada 1992 yılında Barcelona'daki olimpiyatlara gidememişler arkadaşlar. Çünkü daha 1991'de bağımsızlığı ilan etmişler. O zaman biraz daha durumları kötüymüş Litvanya basketbol takımının. Ama ABD'li bir rock grubu olan Grateful Dead grubu onlara sponsor olmuş arkadaşlar. Ve Barcelona olimpiyatlarına öyle gitmişler. Ve bu turnuvada yarı finale çıkmışlar. Bu da bir Ortodoks Kilisesi arkadaşlar, Aziz Nikolas Kilisesi. Çavdar ekmeğine bayılıyorlar, böyle siyaha yakın bir ekmekleri var. Bu arada neredeyse her yemekte patatesi kullanıyorlar arkadaşlar. Buranın saatiyle akşam tam 22.59'da güneş tam batıyor böyle, karanlık o zaman oluyor. Ve sabah yaklaşık 4'te güneş açmaya başlıyor. Aziz Paraskeva Kilisesi, bir de Litvanya'nın başkenti Vilnius'un eski hallerini de buraya koymuşlar. Şöyle bir göstereceğim size. Sonra da devam edelim. Buralarda hediyelik eşya dükkanları da çok var bu arada. Devam ediyoruz. Beni en çok şaşırtan şey, bu sokaklarda bir tane bile polis yok. Yok yani, üniformalı bir tane polis bulamıyorsun. Polis aracı da ben görmedim. 4 gündür ben Litvanya'dayım. Yani bir tane polis aracı yok arkadaşlar. Ya çok ilginç yani, bu ülkede zaten terör yok. Evet, gelmeden önce araştırmıştım onu. Yüz kızartıcı eylem neredeyse hiç yok. Hırsızlık neredeyse hiç yok. Yani saat 5'e kadar burada kadınlar en karanlık sokaklarda bile geziyorlardı. Öyle söyleyeyim size. Yani böyle bir ülkeden bahsediyorum arkadaşlar. Kendi ülkemizle karşılaştığın işte, yani nasıl bir yer olduğunu söyleyeyim. Etnik unsur karmaşası da yok burada, çatışması. Yani öyle bir yerden bahsediyorum. Gayet huzurlu insanlar. Yani Litvanya'nın bir faşisti ya da bir komünisti ya da bir polisi ya da aşırı sağcısı nasıl? Ben gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Hey. Peki gelelim bu ülkenin dezavantajına arkadaşlar. Şimdi ben burada mesela bir anaokulu öğretmeniyle konuştum. Bu gece hayatı videolarını çekerken bir sürü kızla tanıştık. Orada bir tanesiyle konuştum böyle. Diyor ki ben aylık 1000 euro maaş alıyorum. Tabii ki bana tam olarak yetmiyor diyor. Biraz daha iyi olsa iyi olur diyor. Çok birikim yapamıyorum diyor. Bizim erkeklerimiz genellikle Litvanya'dan yurt dışına gidiyorlarmış. Genellikle Almanya'ya ya da Fransa'ya gidiyorlarmış ya da İngiltere'ye. O yüzden kadın nüfusu burada çok fazla arkadaşlar. Ülkenin %60'ı kadın bu arada. Tabii bu sizi böyle heyecanlandırmasın. Yani bütün kadınlar size bakacak diye bir şey yok. Zaten çok sıcakkanlı değiller ilk başta. Ben onu görmüştüm burada. Düzenli bir iş bulamıyorsanız burada, Litvanya'da yaşam birazcık zor olabiliyor. Ve erkekler zaten düzenli bir iş bulamadığı için yurt dışına gidiyorlarmış. Burası Katedral Meydanı arkadaşlar. Bir katedral var arkadaşlar burada, bir kilise. Biraz daha arkada burada Büyük Dük'ün sarayı varmış Litvanya'nın. Aziz Vladislav Katedrali diye geçiyor bu bölge arkadaşlar. Aynı zamanda Katedral Square diye geçiyor. Bir zamanlar Lehistan İmparatorluğu diye geçiyordu zaten bu topraklar arkadaşlar. Bugünkü Polonya ve Litvanya o zamanlar 13. ve 14. yüzyılda çok güçlü bir imparatorluktu. Ta ki 18. yüzyılda Rus istilası olana kadar. Bakın hep zaten 13. 14. yüzyıl tarihleri verilmiş burada. Yani Litvanya'nın tarihiyle ilgili en önemli dokular, tarihi eserler bu meydanda arkadaşlar. Şöyle bir araya girip serinlemek istiyorum arkadaşlar. Sıcak gerçekten de. Litvanya en sonunda Sovyet Rusya etkisinden 1991 yılında kurtulduktan sonra aslında çok da gelişmemiş, böyle fakire yakın bir Avrupa ülkesiydi. Ama daha sonra arkadaşlar son özellikle 10-15 sene içerisinde gen teknolojisi, yazılım teknolojisi, bilgisayar konusunda çok uzmanlaştılar. Ülkeye bunun gibi bilgisayar mühendislerini sürekli alıyorlar. Ve en kolay startup vizesi veren ülkeymiş arkadaşlar. Ayrıca teknoloji de gerçekten de çok iyiler bilgisayar teknolojisinde. İlk 4G teknolojisiyle tanışan ülke bu arada Litvanya. En sonunda da güzel bir yere geldik. Litvanya'nın Büyük Dük'ün sarayıymış bir zamanlar. Burada bir de cumhuriyet var. Adı Uzupis Cumhuriyeti. Burası da ulusal müzeleri. Şehrin ortasından Neris Nehri geçiyor arkadaşlar.
Karşı bölge daha böyle yerleşim yeri olduğu için orayı tercih etmiyorum. Şu buradan devam edeceğim. Bakın bu çok eski bir troleybüs arkadaşlar. Çok gelişmemiş Doğu Avrupa ülkelerinde, örneğin Romanya ya da Moldova'da troleybüs uygulaması çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Ama burası gelişmiş bir ülke, burada hala troleybüs kullanılıyor. Bu arada ülkemizde troleybüsün kullanıldığı tek şehir arkadaşlar Malatya. Bu sarayı görmek istiyorsanız arkadaşlar teleferik de var. Bakalım. Tek bilet 1 euro arkadaşlar. İniş çıkış yapmak istiyorsanız 2 euroymuş biletler. Ben çıkmak istiyorum. Evet, Vilnius'un en yüksek bölgelerinden birine geldik. Ama buralar kent yerleşimleri. Bu Neris Nehri'nin şu bölümü. Biz arka tarafına bakalım. Biraz rüzgar var arkadaşlar. Evet, bütün Vilnius'u size şöyle göstereyim. Bakalım beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Vilnius güzel arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar dünyanın en kısa teleferiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te. Vilnius'u gördünüz arkadaşlar. Görüşlerinizi almak istiyorum. Ara sokaklar artık sizden soruluyor arkadaşlar buraya geldiğinizde. Bakın mesela burası bir kilise olacak ama Soğuk Savaş Müzesi olarak değerlendirilmiş. Vilnius gerçekten bence 10 üzerinden 9'u hak ediyor. Bence Litvanya'nın bir Prag'ı var. O da Vilnius. Ve gördüğünüz gibi aşk kilitleri Vilnius'ta da var bu arada. Hiç bu kadar renkli ve şapele benzeyen bir elektrik trafosu görmedim. Şimdi arkadaşlar, bak bu arada Volt uygulaması da geçti. Onlar yemek servisi yapıyorlar. Uzupis Cumhuriyeti demiştim. Komik, trajikomik bir yer ama ciddi de bir yer. Sizi oraya götüreceğim. Orası Vilnius'un içinde ayrı bir komünel cumhuriyet olarak kabul ediliyor. Vilnius hiç de gezmek için öyle basite alınabilecek bir yer değil arkadaşlar. Gezmesi gerçekten çok güzel. Gerçekten çok eğlendim. Bak salıncaktan yapmışlar ya. Gezmesi gerçekten çok güzel yerler. Şimdi biraz böyle yokuş çıkacağım anladığım kadarıyla. Uzupis Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar geldiğimiz bu nokta, yani burası upuzun bir cadde aynı zamanda, şuradan da kırılıyor. İşte bu geldiğimiz nokta Uzupi Caddesi, Uzupi Cumhuriyeti dedikleri yer burası arkadaşlar. Neredeyse kimsenin takmadığı tatlı bir cumhuriyet yapmışlar arkadaşlar. Çok böyle ciddiye alınacak bir şey yok ama söyledikleri tabii ki güzel şeyler, anlamlı şeyler. İşte onlar ciddiye alınır. Peki neler yazmışlar ve nereye yazmışlar? Şimdi onu size göstereceğim. İşte karşınızda arkadaşlar Uzupis Republic, Uzupis Cumhuriyeti bu arkadaşlar. Hemen şurada anayasaları var. Ona bakacağız. Bakın dostlar, şimdi söyledikleri şeyler gerçekten güzel şeyler. Şöyle bir gösteriyorum size. Herkes inanç hakkına sahiptir diyor. Güzel. Herkes mutlu olma hakkına sahiptir diyor. Bir tane daha vardı ya, bu ilginç şeyler. Herkes özgür olabilir diyor. Mağlup etme, karşılık verme, teslim olma diyor. Bir de köpeklerle ilgili bir şey vardı burada ya. Köpek köpek olma hakkına sahiptir falan yazıyordu. Herkes kedi sevme ve ona bakma hakkına sahiptir yazıyor. Böyle bir anayasaları var. Bu arada 12 tane ordusu varmış. Ben internette okuduğumda 4 tane de bayrağı var demişlerdi. Doğruymuş lan. Bak şu Litvanya bayrağı değil mi? Şurada 3 tane, 4 tane daha bayrak var arkadaşlar. Bunlar onların bayraklarıymış. Bu cadde boyunca arkadaşlar onların yeri var. Yani aslında bir sanat sokağı burası, tamam mı? Ben Kadıköy'de de zaten bir sürü böyle sanat sokakları var. Ama böyle bir tane anayasa yapmışlar. Hani sanki bir ayrı bir ülke hissi veriyor ama burası ülke falan değil arkadaşlar. Bir de buna benzer Avrupa'da 2 tane daha bir yer var arkadaşlar. Ben Slovenya'ya gittiğimde Metelkova diye bir yer vardı. Ama ben onu görmedim Slovenya'ya gittiğim halde. Bir de Danimarka'da varmış. O daha havalıymış. Onun adı da Christiania. Geçen bir tane araştırdık. İtalya'da mesela aynı buna benzer bir yer varmış. İtalyanlar bir yeri mesela cumhuriyet olarak ilan etmişler. Devlet de tanımak zorunda kalmış. Hatta demiş ki hani sizden tamam vergi de almayalım, elektrik su parası da almayalım. Ama bir suçlu olursa eğer, hani mümkünse bize teslim edin demiş. Thank you.
Hala trolleybüs kullanıyorlar arkadaşlar. What about the capital city of Turkey? İstanbul? Not İstanbul, Ankara. Ankara? Ankara is in the middle of Turkey and it is the capital, yeah. Okay. Okay, thank you.